Evet, sabah oturumumuzun en son sunumuna geldik. Çamlıca ilçesinde yapılan kadastro çalışmaları ve ilçe yetkileri. Öğretim görevlisi Ramazan Yoldaş Satılmış. Buyurun Ramazan Bey. Değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Çamen'de yapılan kadastro çalışmalarını ve bunların ilçe etkilerini kısaca anlatmaya çalışacağım. Aslında Çameli çok büyük bir alan. Burada tamamındaki kadastroyu anlatmaya kalksak sayfalarca paftadan oluşuyor, yüzlerce sayfadan. Bu nedenle kısaca, sizleri de çok sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Bu araştırmayı gerçekleştirirken destekleri ve ilgilerinden dolayı Çameli Belediyesi'ne ve Denizli Kadastro Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Burada öncelikle tabii kadastro paftalarının, parsellerinin alınması ile ilgili olarak Çameli Kadastro Müdürlüğü'ne, onun haricinde imarla ilgili parsellerin ve bilgilerin alınması ile ilgili olarak da Çameli Belediyesi'ne teşekkür ederim. Şimdi kısaca bir kadastroyu tanımlayacak olursak, en kısa haliyle kadastro dediğimiz zaman taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarının tespit edilmesi olarak söyleyebiliriz. Geometrik durum dediğimiz zaman bir parselin arazi üzerinde nerede olduğu. Yani bunun Çameli ilçesi, Denizli'de, Çameli ilçesinde, örnek veriyorum Yeni Mahalle'de olduğunu ve nerede olduğunu tam olarak belirtme işlemi. Burada koordinatları kullanarak bu belirtme işlemini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda ne kadarlık bir alana sahip olduğunu da göstermiş oluyoruz. Bir diğeri taşınmazların hukuki durumlarını belirtme işlemi. Burada da taşınmazların kime ait olduğunu, bunun üzerindeki hak ve yükümlülükler neler, bunların tamamının belirtilmesi işleminden bahsediyoruz. İşte burada şer olabilir, üzerinde bir irtifak hakkı olabilir, üzerinde bir beyan olabilir. Bunların tamamını belirtiyoruz. Kadastronun amacına bakacak olursak, Medeni Kanun'a göre, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topografik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek, hukuki durumlarını tespit ederek mekansal bilgi sisteminin altyapısını kurmak olarak söyleyebiliriz. Burada günümüzde mekansal bilgi sistemleri oldukça da önemli ve popüler. Bu nedenle bu sistemlerin kurulabilmesi açısından da kadastronun önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hepiniz biliyorsunuz, Topkadastro bilgi sistemi var artık. Parsel sorgu kısmına girip istediğimiz parselin sorgulamasını yapabiliyoruz ve nerede olduğunu da görebiliyoruz. Bu yönleriyle bakacak olursak, kadastro dediğimiz zaman taşınmaz malların sınırlarını, yüz ölçümlerini belirtme işlemidir demiştik. Bundan zaten bahsettik. Aynı zamanda arazi düzenlemesi, imar uygulamaları gibi kırsal alan düzenlemeleri gibi çalışmalara da altlık hazırladığını söyleyebiliriz. Bu noktada bahsedecek olursak, bir bölgede eğer kadastro çalışması yapılmamışsa biz o bölgede bir imar uygulamasından veya kırsal alan düzenlemesinden bahsedemeyiz. Çünkü bu tarz çalışmalarda altlık olarak kullanılıyor. Aynı zamanda devlet ormanlarının, hazine arazilerinin, mera, yaylak ve kışlakların belirlenmesinde de önemli olduğunu söyleyebiliriz kadastronun. Yine taşınmaz malların alımı, satımı, kamulaştırılması gibi hususlarda da önemli. Bugün bizler bankaya gidip kredi çekmek istediğimiz zaman, konut kredisi olabilir, arsa kredisi olabilir veya kredi şirketler adına kredi çekmek istediğimiz zaman ne yapıyoruz? Bir taşınmazı teminat olarak gösteriyoruz. Yine burada da kadastronun önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu haliyle şehirdeki ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi açısından da kadastro önemlidir. Yine taşınmaz mallara ilişkin doğru ve güvenilir biçimde bu verileri tutmaya ve bunları hızlı bir şekilde ulaştırılmasına da yardımcı olacağını söyleyebiliriz. Bir diğeri ise son faydası olarak söyleyecek olursak, kamulaştırma ve ipotek gibi işlemlere karşı üçüncü kişileri koruyor. Yani bizler tapu dairelerine gittiğimiz zaman, bir taşınmazı alacağımız zaman üzerinde eğer ipotek varsa bunu biliyoruz ve buna bağlı olacak şekilde taşınmazı alıp almamayla ilgili karar verebiliyoruz. Tabi bu özellikleriyle baktığımız zaman kadastro çalışmaları yapıldığı bölgede sosyal, kültürel, teknik altyapı yatırımlarını ve projeleri hızlandırarak bölgenin sosyo, mekansal ve ekonomik gelişimine katkıda sunduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii parsellerin tespit edilmesiyle beraber arazi kavgalarının da önüne geçilebiliyor. Burada biliyorsunuz toprak Türk milleti için önemli ve burada toprağa ait, herkes kendi toprağına bir aidiyet hissediyor. Burada sınırları net bir şekilde belirterek önüne geçebilecek kavgaların da önüne geçildiğini söyleyebiliriz. Yine ülke gelişimi açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. 2005 yılına kadar kadastro çalışmaları Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürütülürken 2005 yılından sonra artık kamu özel sektör işbirliğiyle beraber bu çalışmalar yürütülmeye başlandı. Böylelikle özel harita bürolarına da bu kadastro işlemleri verildi. Şimdi burada çalışma sahasına geçecek olursak,
Çalışma sahası Çameli ilçesi. Bunu bir haritacı olarak ifade edecek olursak Denizli il merkezine 106 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyebiliriz. İlin Denizli'nin en güneyinde yer aldığını, 37 derece 4 dakika 36.3612 saniye kuzey enlem coğrafi koordinatları olacak olarak verirsek ve aynı zamanda 29 derece 21 dakika 5.3352 doğu boylamlarında yer aldığını söyleyebiliriz. İlçenin yüzölçümü 738 kilometre kare olup rakamının da yaklaşık 1350 metre olduğunu ifade edebiliriz. Tabi burada çalışma kapsamında Denizli Kadastro Müdürlüğü'nden elde edilen kadastro paftalarını kullandık. Burada görmüş olduğumuz paftada Denizli'de yeni mahalleye ait bir kadastro paftasını görüyoruz. Burada kadastro paftasına baktığımız zaman zeminde mevcut olarak bulunan işte parsellerin sınırlarını, adaların sınırlarını, parkların sınırlarını tamamını görmekteyiz. Aynı zamanda sayısal olarak hazırlanmış bir pafta. Üzerinden de manuel yöntemlerle, klasik yöntemlerle koordinat okuması işlemini gerçekleştirebildiğimiz bir pafta. Burada kadastro kayıtlarına göre Çameli'nde toplam 79.433 kadastro parselinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu parsellerin toplam alanı ise 257.643 dekar. Buna yaklaşık olarak 26.000 hektarlık bir kadastro parselinden oluştuğunu söyleyebiliriz. Yine burada bir CAT görüntüsü üzerinde Çameli Yeni Mahalle'deki kadastro sistemini görüyoruz, haritasını görüyoruz. Bunu da görüntülerken LiCAT yazılımından faydalanarak bunu görüntüledik. Burada ilk kadastro çalışmaları Çameli'nde Yeni Mahalle'de başladığını görüyoruz. Bu kadastro çalışmaları 1985 yılında başlıyor. Yeni Mahalle'deki kadastro çalışmaları ve 1988 yılında kesinleştiğini söyleyebiliriz. Yine burada Çameli ilçesine ait kadastro durumu ile ilgili bir görselimiz var. Tabloya baktığımız zaman tesis kadastro başlama tarihi, tahdit ve tespit bittiği tarih, kesinleşme tarihi ve tapuya devir tarihi olarak farklı tarihler görmekteyiz. Burada tesis kadastrosu dediğimiz zaman ilk yapılan kadastro çalışmasını ifade ediyor. Yani kadastronun ilk kez ne zaman başlandığını, tespit ve tahdit dediğimiz zaman ölçü işlemlerinin bittiği tarihi görüyoruz. Ve en son kesinleşme tarihi. Biliyorsunuz kadastro çalışmaları tamamlandıktan sonra da askı ilanına çıkılıyor ve burada itirazlar varsa bunlar değerlendiriliyor ve sonuca bağlanmış oluyor. Burada da kesinleşme tarihlerini de görüyoruz. Buraya baktığımız zaman ilk çalışma olarak Yeni Mahalle'de bu kadastro çalışmalarının başladığını görüyoruz. Bu 1985 yılında başlıyor. Aynı zamanda Yumurtaş ve Yunus Pınarı mahallelerinde de 1988 yılında bu çalışmaların başladığını görüyoruz. En son çalışmaya bakacak olursak Yeşil Yayla Mahallesi'ne baktığımız zaman 2006 yılında buradaki kadastro çalışmaları başlıyor. Zaten şekle baktığımız zaman burada çoğu parselin tesis kadastrosunun başlama tarihi 2005 yılı olduğunu görüyoruz. Burada da kamu özel sektörlüğünün işbirliğiyle başlaması ve bu şekilde kadastro çalışmalarının hızlandığını da söyleyebiliriz. Yine burada Çameli ilçesinde yapılan kadastro çalışmaları 3194 sayılı imar kanununa ve aynı zamanda kırsal alan düzenlemesi çalışmalarına birer altlık oluşturduklarını söyleyebiliriz. Bu çalışmalarla aynı zamanda kadastro yenileniyor ve mülkiyet sorunlarının da çözümüne katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Kısaca 18. madde uygulamalarından bahsedecek olursak 3194 sayılı kanuna göre yapılan imar uygulamalarından bahsediyoruz. Bu 15 ve 16. madde isteğe bağlı uygulamalar da söz konusu. Burada arsa arazi düzenlemesi dediğimiz, yani birbirine bitişik olmayan parsellerin de bir araya getirilerek yeni parseller oluşturulduğu, yolların, park alanlarının, kamu ve hizmet alanlarının planlandığı bir uygulamadan bahsediyoruz. Burada tabii kişilerin muvaffakatı aranmaksızın, izni aranmaksızın da bu uygulamalar gerçekleştirilebiliyor. Burada görmüş olduğumuzda Çameli Yeni Mahalle'de yapılan bir imar planı örneğini görüyoruz. Bu imar planlarına uygun olacak şekilde 18. madde uygulamalarıyla beraber kentsel durumun daha elverişli duruma getirilmesine yönelik parselasyon planı oluşturuluyor. Ve bu yolla sosyal ve teknik altyapı projelerine uygun mekansal altyapının oluşturulmasında sağlandığını söyleyebiliriz. Bu nedenle sosyal ve teknik altyapının gelişmesi bağlamında kentsel arsa değerlerine de olumlu yönde etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Yine sol tarafta bir imar uygulaması örneğini görüyoruz. Burada oluşturulmuş olan imar planına uygun olacak şekilde imar parsellerini görüyoruz. Burada 14 numaralı imar uygulamasını görüyoruz. 2018 yılında başlayıp 2021 yılında biten bir imar uygulaması var.
Bu imar uygulaması ile kentin özellikle imar yolları, yeşil alanlar, eğitim, sağlık tesisleri gibi sosyal ve teknik altyapı tesisleri gerçekleştirilirken mülkiyet sorunlarının da önemli ölçüde çözüldüğünü görüyoruz. Kısaca arazi toplulaştırmasından bahsedecek olursak burada da 3083 sayılı kanuna göre parçalı ve dağılık olarak bulunan parsellerin arazi toplulaştırmasıyla bir araya getirilerek şekli daha büyük, daha az sayıda olan parsellerin oluşturulması olarak söyleyebiliriz. Yine arazi toplulaştırması kırsal kalkınma açısından oldukça önemli. Burada sulama maliyetlerinden bir tasarruf sağlanıyor. Çünkü sulama kanallarının gelmesiyle beraber tarımsal işletmeler daha az sulama maliyetine sahip olmuş oluyorlar. Yine işletme merkezleri ile parseller arasındaki mesafenin azalmasına bağlı olarak burada mazot maliyetinden bir tasarrufun da sağlandığını görüyoruz. Zaten tarımsal işletmeler açısından mazot maliyeti en önemli maliyetlerden bir tanesi ve bunun azalmasıyla beraber tarımsal işletmelerin daha rekabetçi hale geldiğini de söyleyebiliriz. Yine devam edecek olursak arazi düzenlemesi sonrasında parsel adeti azalmakta, net arazi kullanımında arttığını görüyoruz. Burada söylemiştik, modern sulama kanalları ve modern yollar getiriliyor. Böylelikle arazi kavgalarında, yol anlaşmazlıklarında önüne geçildiğini söyleyebiliriz kırsal alan düzenlemesi çalışmalarıyla. Burada tabii kamulaştırma amaçlı bir arazi toplulaştırması çalışmaları da yapılıyor. Bu sayede yapılan çalışmalarla kamunun ihtiyacı olan alanlar da bu kırsal alan düzenlemesi, arazi toplulaştırması çalışmalarıyla karşılanabiliyor. Bunun örneğini de Konya-Ankara hattında yapılan yüksek hızlı tren çalışmasında görüyoruz. Burada da kamulaştırma amacıyla yapılan arazi toplulaştırmasıyla beraber hem toplulaştırma yapılmış oluyor hem de kamunun ihtiyacı olan parsellerin alanı sağlandığını görüyoruz. Yine burada bahsettiğimiz faydalarına baktığımız zaman arazi toplulaştırma çalışmalarıyla beraber kırsal kalkınmanın aslında desteklendiğini görüyoruz. Bu nedenle düzenli olarak da arazi toplulaştırma çalışmalarının tüm Türkiye'de yapıldığını görüyoruz. Buradaki krokiye baktığımız zaman Çamen'in de yapılmakta olan arazi toplulaştırma projesinin sahasını görüyoruz. Burada yeşille göstermiş olduğumuz sınır içerisinde kalan ve siyahla gösterilen parseller arazi toplulaştırmasının yapılacağı alanı bize göstermiş oluyor. Buradaki tabii çok detaylı olarak girmiyorum. Daha sonra öğleden sonraki oturumumuzda kırsal alan yapılacak olan bu kırsal alan düzenlemesi çalışmasıyla ilgili çok daha ayrıntılı bilgileri de yer verecek. Sonuç kısmına bakacak olursak Çamen'de tesis kadastrosu çalışmaları 2018 yılında tamamlandığını söyleyebiliriz. Bu Çamen'i için bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yılların geçmesiyle beraber ölçüm teknolojisi değişiyor. Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim yönetmeliğine bağlı olacak şekilde ölçüm hassasiyetleri değişiyor. Yeni yapılan kadastro çalışmasının olması daha hassas kadastro parsellerinin oluşturulması açısından önemlidir. Yine etkileri doğrudan görülmese de kadastro çalışmalarıyla ilçenin gelişimine dolaylı yönden katkıları oldukça fazla. Burada kadastro çalışmalarına ihtiyaç duyan imar uygulamaları ve arazi toplulaştırması çalışmaları gibi çalışmaların yapılmasını sağlıyor ve aynı zamanda sınır anlaşmazlıklarının çözülmesine katkı sağladığını söyleyebiliriz. Yine yapılan çalışma ile Çamen ilçesinde kadastro çalışmalarının ilçenin parsel altyapısını güncellediğini görüyoruz. Böylelikle ilçenin düzenli bir şekilde gelişim için oldukça önemli olan imar uygulamalarında yapıldığını görüyoruz. Tabi burada yapılan imar uygulamalarıyla beraber yeni imar parsellerinin oluşturulması sağlanıyor. Aynı zamanda yeni konut alanları ortaya çıkartılıyor ki Çamen'de konut alanı önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Yine nüfus yönünden gelişimine katkıda sağlanılıyor. Aynı zamanda ilçe sosyal donatı alanlarına kavuşuyor ve teknik altyapısının da oluşturulduğunu görüyoruz. Dahası imar uygulamaları ile kamu alanlarına mülkiyette kazandırılıyor. Burada yapılan düzenleme ortaklık payı kesintisi ile bu alanlara sağlandığını söyleyebiliriz. Tabi burada turizmi geliştirici faaliyetler açısından da imar uygulamaları önemlidir. Burada da bir resmimizi görüyoruz. Biliyorsunuz Çamen'i taş konaklar. Çamen'i taş konaklarında yapılması açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz imar uygulamalarının. Tabi arazi toplulaştırma çalışmalarının başlandığını, şu anda çalışmaların devam ettiğini söylemiştik. Tarımsal arazi toplulaştırma çalışmaları da yine kadastro çalışmalarına ihtiyaç duyuyor, altlık olacak şekilde. Burada arazi toplulaştırma çalışmalarıyla da işletmelerin ekonomik yönden karlılığını arttırarak kırsal kalkınmayı desteklediğini söyleyebiliriz. İlçede yapılacak olan arazi toplulaştırmasıyla beraber
çiftçilerin ekonomik karlılığının artacağı ve ülke ulusal düzeyde daha rekabetçi bir hale geleceği ve kırsal kalkınmayı sağlayacağını da söyleyebiliriz. Kırsal kalkın, kadastronun ilçedeki dolaylı katkılarını bu şekilde söyleyebiliriz. Burada sonuç olarak kadastro çalışmalarının zamanla güncelliğini yitirdiğini söyleyebiliriz. Burada tabii arazideki mevcut olan değişimler, belli hata kaynaklarından dolayı mevcut durum değişebiliyor. Buna bağlı olarak kadastroda yenileme çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Burada da kadastro çalışmalarını yenileme çalışmalarını yapılarak kadastro çalışmasının güncellenmesini tavsiye edebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederim. Özellikle ekonomik olarak tarıma dayalı alanlarda bizim ilçelerimiz genel itibar Denizli'de öyle. Evet. Böyle bir çalışmaların yürütümde çok önemli. Özellikle toplaştırma. Önceden toplaştırma işlemleri ilerizel idare tarafından yapılıyordu. Özellikle açık bir amık o şekilde yapılmıştı. Benim oturduğum bir çalışmam da vardı. Evet. O dönemde en büyük sıkıntı 2 yıl boyunca insanların arazilerini ekip dikememesi. Evet. Ya zaten fakir, ekonomik olarak kötü olan bir insanların 2 yıl boyunca da ekip dikememesi bir yıkım söz konusudur. Yeni sistemde bir değişiklik var mı? Acaba köylüler ve çamlılar buna etkilenecekler mi? Tabii hocam şu an burada DSİ'de yapılıyor şu anda araç toplaştırması çalışmaları. Burada alanda bir projelendirme aşaması var. Araç toplaştırması çalışmaları. Bir de sahada uygulaması çalışmaları var. İşte yolların açılması, sulama kanallarının açılması gibi. Burada planlama aşamalarında çiftçiler kullanabiliyorlar. Onun haricinde sahada yapılan uygulamalı çalışmalar, işte su kanallarının açılması, yolların yapılması çalışmalarında evet belli başlı aksaklıklar olabiliyor. Bir de burada süreç şundan da uzayabiliyor hocam. ASKİ ilanına çıkıyor. Yani bir arazi toplaştırması çalışması yapıldı, ASKİ ilanına çıkılıyor. Burada yasal süreler içerisinde çiftçiler itirazda bulunabiliyorlar yapılan toplaştırma çalışması ile ilgili. Bu da süreci uzatabiliyor. Burada Çameli'de bizim baktığımız zaman genellikle halk olumlu karşılıyor. Muhtarlarla da konuştuk, tarımsal işletmelerle de konuştuk. Ben hızlı bir şekilde tamamlanacağını düşünüyorum. Ayrıca zaten tamamlandıktan sonra ekonomik katkıları gerçekten oldukça fazla. Ben bununla da ilgili yüksek lisans tezimi de yaptım, doktorayı da yapıyorum. Kesin bir şekilde söyleyebilirim. Oranın gerçekten rekabet gücünü arttırıyor. Çiftçiler açısından çok faydalı oluyor. Ben bu nedenle Çameli'yi farklı bir noktaya taşıyacağını düşünüyorum. Özellikle Çameli için tarım oldukça önemli. Çok faydası olacağını düşünüyorum hocam. Ben şey olarak, değişiklik var mı diye ben. Çünkü yani, ekemedi bir yıl. Ne yapacak adam? Yani bir destek var mı? Yani devlet tarafından. Arsayı kullanabiliyor mu? Arsayı hani kullanamadı farz edin. Kullanamadığı süredeki kullanamadığı dönemde devlet tarafından bir destek sağlanıyor mu? Çünkü sağlanmadı çünkü. Açık bir an Dereköy, Yeşildere, Yumurtaşlı düzenlerinde 2 yıl boyunca kullanamadılar. Evet. Ve bu iki beldenin neredeyse yarısı göç etmek zorunda kaldı. Evet. Ya Acıpayam'da böyle bir örnek olabilir. Ancak bu her yerde olacak şeklinde değil hocam. Çameli'de, ya şu an günümüzde baktığımız zaman çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir destek yok hocam. Değişen yok yani. Değişen yok, herhangi bir destek yok. Ancak hızlı bir şekilde tamamlanacağını düşünüyorum. Bu ekememe kısmı açısından söylüyorum. Planlama açısı zaten en uzun kısım planlama aşaması olarak söyleyebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Başka sorusu, katkısı olan arkadaşımız var mı? Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi katılım belgelerini almak üzere tüm bildiri sunan ve Selahattin Hocam'ın da bildiri de ismi olanları kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Ortaya geçirebilir miyim? Hocam sizi de alalım.